Evet, Giresun'un Ulancak ilçesinde 27 Haziran 2020 günü kayboluyor biliyorsunuz sevgili İkram Nur, Allah rahmet eylesin, daha 7 yaşında. Babaannesiyle beraber yaşıyor. Babaannesinin de yani halaları, dayıları 11 tane çocuğu var babasıyla beraber. Şimdi orada onlarla yaşarken hatta bir taziyeye gidiyorlar herkes. Sonra işte o da o sırada dönüyorlar herkes. İkram Nur da dışarıda. Komşularının çocuğu Yusuf'la oynuyor. Kardeşi, erkek kardeşi Tuğra'yla oynuyor. Arkasından Sinan yanlarına gidiyor. Daha sonra işte ifadeleri var. Bazı şeyleri çünkü Jasa çok güzel, iyi çalışmış. Bir itirafları var. Öyle var. Bu itirafta bulunuyorlar. Her şeyi anlatıyorlar. Fakat sonrasında Sinan cezaevine girdikten sonra birkaç ay sonra, Mayıs ayında galiba, bu Mayıs ayında daha Sinan olay olduğunda 2020 yılında olay oluyor. O zaman 13 yaşında, şu anda da 15 yaşında. Ayşe de şu anda 22-23 yaşında, o zaman evet. 21-20 yaşındasın o zaman. Daha 27 yaşındayım ben. Ben öyle biliyorum, özür dilerim, 27 miyiz? Ben hep bu kadar 22-23 diyorum, sen hiç beni düzeltmiyorsun. Niye ya, ben düzeltmiyorsun? Eskileri şey yapıyorsun sandım. Olur mu, olay 2 yıl önce olmuş. Sen 27 misin? Evet. Gerçekten mi? Hiç göstermiyorsun. Neyse, 25 yaşında o zaman. Şu anda da 27 yaşında. İki evlilik yapmış. Epey de sevgilileri olmuş. Onlardan ayrılmış. En son bazı olaylar yaşamış. Hala Ayşe de ben önce ona yardım ettim diyor. Denetimi serbestlik de Ayşe dışarıda. Fakat ne olduysa sonrasında bunlar bizleri, babaanneyi kandırmak için mi bilmiyorum. Ya da gerçekten yapmadıkları için mi bilmiyorum. Ama bence Ayşe sonunda yaptığımız yayınlar bize her şeyi söyleyecek. Ve İkram Nur'un cinayetini konuşuyoruz. Bizim kafamızı karıştıran çok çok nokta var. Birçok şey var. Şimdi benim öğrendiğim bazı ilginç detaylar da var. Bu arada hala Sedef de burada. Şimdi Serdar, beni duyuyor musun? Önce onu bir kontrol edeyim. Baba Serdar diyor ki benim diyor oğlum, bütün raporları okumaya çalışıyoruz. Çok yüzlerce dosya var. Neyse, onu birazdan sorayım de. Şimdi sevgili babaannesi İkram Nur'a dedin ki sen, Nilay'cığım, şimdi ben ona bir yaşından beri ben bakıyorum diyorsun. Evet. Neden? Ya, küçük kardeşleri de vardı, iki tane. Sürekli sende mi kalıyordu? Evet, yazın bende kalıyordu, kışın onlarda kalıyordu. Kışın onlarda kalıyordu. Evet. Sizle sürekli mi yaşadı? Evet. Yani gece, yani yaz kış değil, her yaz size mi geldi? Her yaz benim yanımdaydı. Sen yanındaydı, evet, çocuklarınla beraberdi. Gelinin iki çocuğu var ufak diye yanıma getiriyordum. Sana bakıyordum. Bırakıyorlardı, evet. Diğer çocuklara da. Evet, onlar bakıyorlardı. Serdar'cığım, çok yani yazları özellikle İkram Nur'u bırakma nedeniniz bu mu? Yani küçük olduğu diğer çocuklar. Bir de alıştığını, onu sevdiğim için gidip alıp geliyordum yani. Sen mi gidip alıp geliyordun? Evet. Ben şunu öğrenmeye çalışıyorum. Bir yaşından beri ben baktım diyorsun ya, annesi babası bakmak yok, istemedi bakıyor, mi? Yok, bakıyor, onlara bakıyor. Kış onlardaydı, yazın ben gidip alıp ama geliyordum. Ama sen bize öyle bir söyledin ki sanki sürekli sen bakıyormuşsun sanki gibi. Onu ben bir netleştirmek istedim çünkü merak ettiklerim var. Yaz benim yanımda kaldı. Biz de istiyorduk gelmesi. Siz de istiyordunuz. Çok sevdiğim için. Yazın gidip alıp gelirim, bunalmasın orada. Evde annesi dışarı çıkartamıyordu iki tane çocuğuyla bir. Serdar'cığım, senin annen istiyordu değil mi yazları? Evet, ben istiyordum. Ama Serdar'dan duyayım ben bunu. Diğer kardeşlerle İkram Nur'un arası nasıldı peki senin? Yani kızının, kardeşlerin arası nasıldı? Güzeldi, sıkıntı yoktu. Emin misin? Çünkü sen daha önce verdiğin bazı ifadelerde önemli raporlar var. Çünkü o raporlarda Sinan'ın agresif bir çocuk olduğunu, İkram Nur'u kıskandığını, annenin kızına gösterdiği ilgiyi... Aynen. Bir dakika. Serdar'ın söyledikleri, ben bir şey söylemiyorum. Ben nereden bileceğim? Evet. Ben okuduklarımı soruyorum. Sen söyle. Karışma, ben... olur mu? Ben bir sorayım, sen itiraz et. De ki öyle bir şey yoktu de. Nilay'cığım, biliyorum sen çocuklarını da korumaya çalışıyorsun. Bunu bilerek korumuyorum diyorsun. Sen gerçekler ortaya çıksın istiyor musun, çocuklarını korumak için mi geldin? Gerçek ortaya çıksın diyeyim. Benim oğlum da yaptıysa bari delil göstersinler, bu yaptı. Aha, bu delil desinler, ben kabul edeceğim. Çocuğumun söylediklerine, ilk verdiği ifadelere inanmıyorum diyorsun. Evet. Tamam, delil göstersinler diyorsun. Evet, ben gerçek katili istiyorum. Gerçek katili istiyorsun. Evet. Gerçek katil senin oğlun değil mi? Hayır, benim oğlum yapmadı. Hiç yapmadı. Tamam, şimdi bunu bir sakin ol. Sakin olmanı senden çok rica ediyorum. Yoksa ben yayın yapamayacağım yani. Serdar'cığım, sen daha önce senin de yapılan konuşmalarda, verdiğin ifadelerde, jandarmaya, JASAT timlerine yaptığın açıklamalarda sen diyorsun ki Sinan agresif biriydi ve benim İkram Nur'u da kıskanırdı diyorsun. Kıskanır mıydı?
İkranları kıskanırdı diye duydum ben. Ben Sinan'ın hani yapısının nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben 10 yıldır falan Sinan'ı görmüyordum. Hani İstanbul'da yaşıyordum. Hiç görmüyor muydun? Yazları gelmiyor musun peki şeye, köye? Sık gelmiyordum yani. Hani 2-3 yıl arada bir geliyordum. Ha sen çok İşim fazla ha, Sinan'ı kardeşini yani çok da fazla aslında tanımıyorsun. Huylarını suyunu bilmiyorsun ama agresif olduğunu nereden duydun peki? Sinan'ın agresif aynen olduğunu duymuşsun. Düğünden beri biliyorum yani sinirliydi. Sinirliydi öyle mi? Bak sevgili Sedef, sen bize bence gerçekleri sen de söyleyeceksin. Gerçi ilk başlarda abin Serdar diyor ki bazı yönlendirmeler yaptı beni, başkalarına yönlendirdi. Karıma yönlendirdi, başkasına yönlendirdi. O meselelere gireceğim de ama bana doğruları söyle. Şimdi İkranur yazları size geldiğinde, İkranur'a tamam anneniz çok seviyor, babaanne çok seviyor. Ama 7 yaşında o sırada çocuk da yani şey, o da çocuk. Yani Sinan da 13 yaşında, Ayşe de 25 yaşlarında. Kim ilgileniyordu daha çok? Yani çocuğun yükü, bakımı kimin üzerineydi? Daha çok Sinem ablamın üzerineydi. Sinem mi bakıyordu? Sinem'i peki, çok seviyordu. Sinan'a da sorumluluk veriyor muydunuz? Ya da ya hani şöyle, dışarı falan çıkıyordu Sinan. Hani biz çıkmıyor olursak çocuğa göz kulak ol diyorduk mesela. Ya siz İkranur'un sorumluluğunu, İkranur'la ilgili birçok şeyde sorumluluğu daha çok Sinan'a veriyordunuz. Sahip çık diyordunuz galiba. Yani Sinan onun üzerinde şeymiş yani daha çok Sinan ve Ayşe ilgileniyor diye biliyorum ben. Sinan'la Ayşe mi? Evet. İkranur'la. Sinem ablam. İkranur'la. En çok ilgilenen Sinem ablamdı. Sinan sadece dışarı çıktığında İkranur'la çıkmak istediğinde hani oyun oynamak için çünkü Sinan... Ben biraz bunu Sinan'ın anlattıklarından biliyorum. Yani Sinan diyor ki ya sürekli biz onunla ilgileniyorduk, işte ona bakılıyordu. Yani İkranur eve geldiğinde diğer çocukları biraz ihmal mi ediyordun sen acaba Nihal? Hayır. Ama ve çocukları sen farkında olmadan bak, acaba onlar öyle düşünmüş olabilir mi? Şimdi bir dakika. Şöyle bir şey de var. Söyle, açık söyle. Annem yani en başından beri hani İkranur'u köye getirmeye başladığından beri mesela atıyorum İkranur'a çikolata alıyorsa Sinan'a da alıyordu. Ama hani Sinan'da sadece zıtlaşma huyu vardı. Hani mesela televizyon izliyor Sinan. Aha. Ben diyordum ki hani İkranur çizgi film izlemek istiyordu. Diyorum ki hani iki dakika izin ver izlesin çizgi film bitince seninki olur. Yani önce İkranur'unki oluyordu. Aynen. Önce hani, İkranur'un isteği oluyordu. Diye, küçük tabii hani 7 yaşında. Sinan çıkıp gezebilir veyahut da gidip çocuklarla oyun oynayabilir gibisinden hani. Aha. Ama hani siz önce İkranur'un dediklerini öncelikle yapıyordunuz. Evet. Doğru şimdi mu? Şunu söyleyeyim. Bak, çoğunlukla ama hiçbir zaman ayrım şey, yapılmadı yani. Söyle Nihal'cığım. Söyle canım. Ben 11'ine çocuk büyüttüm. Hiçbirinin arasında şeylik yapmadım. Ayrımcılık yapmadım. Ama torun bazen daha tatlıdır derler tatlıdır ya. Tatlıdır da hepsinin şeyi bilir. Onun büyüğün büyük sevgisi oluyordu. O çocuk olduğu için sen ama sevgisi. Onu küçük olarak seviyorsun ya. Ama evet. O sırada Sinan da aslında küçük. Şimdi Sinan kıskanabilir. Yapabilir. Bak. Kıskandı mı sence? Bana doğru söyle. Şey yok. Sana anne niye buna bakıyorsun bana bunu yapmıyorsun dedi mi? Sinirlendi miydi? Herkese bağırıyordu Sinan. Sinan sinirli biri miydi? Evet, o gittik ameliyat geçirdi, narkoz aldı. Evet. Böyle aniden sinirlendi, aslında hiçbir şey olmamış gibi gelip özür dilerdi bizden. Şimdi Sinan hadi yaptı diyeyim ben, bu sinirle yaptı buna. Sinan'ın yapması değil. Çocuğuma o aşağı o kayboldu kapıdan birisi. Ha, bekle, bekle bir dakika. Sinan hiç tedavi gördü mü? Yok. Bunu da bana doğru söyle. Tedavi şey var. Özel eğitim. Özel eğitim var ya. Özel eğitim. Giresun Üniversitesi Profesör İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi. Tamam. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğinde 2016 yılında 12. Götürdüm ayda. Götürdüm de orada temiz çıkıyor. Öyle şey olduğu için fazla hareketli. Tedavi gördü ama 2016 yılında. Görmedi. Hoca doktor demiş. Normal girdi içeri. Hani sağlam rapor demiş, verdi. Bir şey yok bunda demiş yollamış. Bir tedavi görmedi mi hiç? Yok. Ben tedavi gördüğünü biliyorum. Yok yok o görmedi çünkü Sevcan kızım götürdü. Doktor demiş benden akıllı bu demiş. Bunda bir akıllı şey... değil de çocukta biraz psikolojik... Yok bir şeysi demiş geri yolladı. Hocalar yollanmıştı. Sinan bir arada durmadığı için. Ama bendeki raporlarda Sinan'ın 2016 yılında 12. ayda 20-12-2016'da poliklinikte tedavi gördüğü bilgisi var. Hayır. Resmi raporlarda. Sadece hastalığı dolayısıyla. Ne hastalığı vardı? Niye götürdünüz? Astım vardı onda, bronşit vardı. Ama astım hastalığı olan biri ergen ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğinde tedavi görmez ben ki. Ben bilmeyeyim. Ben o çünkü öyle ne zaman gitti? Ruh sağlığı polikliniğine gitmiş. Ya, dur. Özel eğitime yazdırdım onu ben. Neden özel eğitime yazdırdın? Özel ders alması için.
Niye ya, özel eğitim aldın? Şey, Uğurlara götürdüm. Rama şey yaptı, gayet etti. Hayır, şöyle normal okula gitmiyor muydu? Ya normal okula gidiyordu da. Şey olduğu için hani özel eğitim bir dakika anne. Derslere fazla ilgi göstermediği için hani hocalara da önermişti bize. Aha. Biz de psikolojik bir rahatsızlığı ya da farklı ya, bir psikolojik tavırları. Psikolojik değil de sadece bir siniri vardı yani. Ha, hani siniri o vardı. Da var mesela. Vermedik biz de daha oraya da vermedik. Ama gitmişsiniz. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları i̇şte, polikliniğe gitmişsiniz. Gayet ettirdiler. Sinirli, sinirinden dolayı gittiniz. Sinir şey, gayet ettirdik ama okula gitmediler. Anladım şey ama o polikliniğe gittiniz. Ha, oraya gidildi. Tamam canım. Peki Ayşe'cim sen hiç bir tedavi gördün mü? Evet burada gittim. Ayşe cevap versin. Ben de gittim evet. Ne zaman gittin? Sen söyle istersen. Ben işte tarihi hatırlamıyorum ne zaman gittiğimi ama gittim. Hatırlamıyorum tarihi ama gittim. Sen dersem aynen iki yıl sonra gittin mi sen de? Gittim. Hatta iki kez gitmiş olabilir misin? Evet. Sen de Bulancak Devlet Hastanesi'nde ruh sağlığı ve hastalıkları evet. Polikliniğinde tedavi aha. görmüşsün. Evet. 6-2-2018 yılında, Şubat'ın 6'sında 2018'de, sonra Nisan ayında, Nisan'ın 12'sinde yine 2018 yılında psikolojik tedavi gördün mü? Evet gördüm. Peki neden kendini nasıl hissettin? Neden tedaviye gitme ihtiyacı? Sen mi gitmek istedin yoksa ailen mi seni götürdü? Yok ben gitmek istedim. Neden? Neden kendini kötü mü hissettin? Kendimi kötü hissettim. Hani yaşadığım şeylerden dolayı da hani geçmişte yaşadıklarımdan dolayı gitmek istedim. Neden böyle? Bir anlatır mısın? Kendini bize tanımlar mısın? Beni o ilk evliliğimde şey kaynam eve kilitliyordu. Oh, kaynanan eve kilitliyordu. Evet. Ondan dolayı gitmiştim. Ne hani yapıyordu eve kilitliyip seni dövüyor muydu? Yok beni eve kilitleyip kendisi dışarı çıkıp gidiyordu. Kızının yanına gidiyordu. Peki daha sonra başka neler oldu? Neler yaşadı? Ya bu yaşadıkların tabii eğer İkran Nur'u öldürdüysen bir bahane değil ama seni tanımaya çalışıyoruz. Ya yok. Daha doğrusu Sinan öldürdüyse ya da sen öldürdüysen yardım ettiyseniz ya da katili biliyorsanız seni tanımaya çalışıyoruz. Yok hani ben çok ya gitmem sebebi hani hem o yüzden hem de çok içime kapanık biriyim ben. Hani kendimi ifade edemediğim için. Hmm. Ondan dolayı gidiyordum. Bu arada sevgili izleyiciler yani ben gitmesinin kötü bir şey olarak asla söylemiyorum. Psikiyatristlerden ve psikologlardan bir yardım almak zaman zaman biz çıkış yolları bulamayız. Kendimiz, ailemiz bize yardımcı olamaz. Dolayısıyla psikiyatristler de hekimdir biliyorsun. Onlara gidip destek almak, evet. Onların desteğini alıp bize yol gösterir. Ben bunu eleştirmek için söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. İyi bir şey tabii ki destek almak. Onlar da psikiyatristler hekim çünkü. Evet. Psikologlar da danışmanlık veriyorlar. Onlar hekim değil ama psikiyatristler ilaç yazabiliyor. Psikologlar da destek veriyor, yol gösteriyor. İçinden çıkamadı. Aynı şeyi psikiyatristler de yapıyor. Psikiyatristler de ilaç yazıyor. Sana ilaç yazıldı mı? Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Ya ben sadece burada... yakından tanımak için ve onu çözümlemek için soruyorum. Ben dışarıdayken ilaç kullanmadım da içeri girdiğimde cezaevine o sıra yine psikiyatriye götürdüler beni. Hı hı. Orada ilaç almıştım sadece. Peki sen ifade verdiğinde çok agresif miydin, gergin miydin? Ben koluma kelepçe taktılar ya benim bu şafak baskınında. Taktılar, içeri girdin tabii. Ha. Nezarete atmışlar. O sıra biraz agresifleştim. Ne hani... yaptın nezarethanede? Ya orada hani yastık vardı. Hmm. Onu dağıtmıştı. Çünkü hani niye koluma kelepçe taktılar, niye nezarete attılar diye şey yapmıştı. Şeyde yastıkları falan yırtmışsın. Evet. Çok böyle ortalık bir karışmış şeyler olmuş. Ha, nezarette yaptım onu. Peki.